Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere. Konuğumuz güzellik uzmanı Sayın Asma Özbek, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Asma Özbek, güzellik uzmanıyım. Alt uzmanlık bitirdim Türkiye'de. Aslında Arabistan doğma büyüme olduğum için biraz benim Türkçem de kırılık olabilir. 4 yıldır da İstanbul'da yaşıyorum ve bu sektöre Arabistan'da biri. Zaten Arabistan'da bu konu üzerine çalışıyordum 8 yıldır. Türkiye'ye geldikten sonra da eğitim alarak kendimi daha çok geliştirdim. Evet. Peki, mesleğiniz hakkında biraz detay bilgi rica edebilir miyiz? Ne tür eğitimler aldınız ve şu an ne tür hizmetler vermektesiniz? Bir firmamız var mı bu hizmetlerimizi vermiş olduğumuz? Benim aldığım uzmanlıklar güzellik uzmanı, kalıcı makyaj, işte profesyonel make-up artist, protez, tırnak, ipek, kirpik hepsini bir anda eğitimini aldım, bitirdim. Benim böyle eğitim alma sebebim de şöyle oldu. Hepsini aldıktan aslında ressamım ve renklerle çok sevdiğim için ve bu sektörde yıllardır olduğum için hepsini bir anda birleştirdim. Güzellik uzmanı üzerine ve kalıcı makyaj, profesyonel makyaj üzerine devam etmeyi daha iyi kendimi buldum. Ve yurt dışından gelen Araplara ve Arabistan'a gittiğimde Suudi Arabistan'da onlara workshop eğitimi veriyorum. Ve özellikle de VIP bazen de hizmetler de veriyorum bu konu üzerine. Evet. Peki, aslında ressam olduğunuzu söylediniz. Evet. Renklere ve tabii ki şekillere resmetmeye çok uzak değilsiniz. Evet. Bu işi o sebeple mi seçtiniz? Evet. Bir sanat olarak düşünüyorum. Mesela benim düşüncem hiçbir insan ya da hiçbir kadın şey değildir. Yani çirkin değildir. Sadece bakımlı olması gerekiyor ve insanlar bu rötuşları unuttuğu için hani zannediyorlar ki estetikle biz çok güzel olabiliriz. Hayır, aslında hiç öyle bir şey yok. Ben mesela güzellik uzmanı olmama rağmen ve sağlık turizm üzerine de çalıştım. Bunun üzerine de eğitim aldım. Ve hep diyorum hani mecbur insan kalmadığı sürece yapamaz. Ve güzellik sanat gibi bir şeydir. Hani güzel olmak istiyorsan bunun içten gelecek ve insan makyajla da güzel olabiliyor. Bazı basit rötuşlarla da güzel olabiliyor. Hani cilt bakımı olabilir ya da diyelim ki kalıcı makyaj olabilir. Ama bunun abartısı da güzel bir şey olmuyor. Evet, gerçekten de öyle. Bir de bu tür uygulamaların ben biraz da doğallığından yanayım. Evet. Çok belirgin olduğunda rahatsız edici duruyor diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem. Çok doğru düşünüyorsunuz. Çünkü şöyle bir şey var. Ben de bazen böyle fazla ekstra dolgu ya da botoks yapan kişileri gördüğüm zaman şöyle bir durum da var. Bunu hiç kim yani insanı rahatsız ediyor. Allah herkesi zaten güzel yaratmış. Yani basit rötuşlar rötuş dediğiniz basit şeyler olması gerekiyor. İnsanı %80 derece değiştiren değil. Ve ben Arap ülkesinden, kültüründen geldiğim için Türkiye'ye geldiğimde bunu çok mesela sıkıntısını yaşadım. Hani şöyle çünkü Arap ülkesinde makyaj üzerine, estetik üzerine çok abartırlar. Yani öyle böyle değil. Ve ben Türkiye'de eğitim aldıktan sonra bu insanlara bu hizmeti verirken şimdi basit rötuşlar diyorum ya, onlara şey gibi geliyor. Aslında bu işini bilmiyor. Hani abartmıyor çünkü. Hayır, aslında ben abartmıyorum değil. Olması gereken bu. Ve bunu ben anlatırken çok sıkıntılar yaşadım ve hala da yaşıyorum. Evet, sizi çok iyi anlıyorum. Bu da işinizin zorluklarından biri olsa gerek. Bunları da konuşacağız ama öncelikle müşterilerinizden gelen talepler en çok hangi yönde? Ne istiyorlar sizden? Benim müşterilerim Arap olduğu için en çok kalıcı makyaj üzerine geliyor. Çünkü mesela güzellik üzerine biraz da olsa internet üzerinden oralardan bilgi toplayabiliyorlar. Ama kalıcı üzerine biraz sıkıntı yaşıyorlar Arap ülkeler. Çünkü dinen orada biraz fetvası değişik olduğu için eğitimi hiç yerde yok. Ve onun için hani burada tek Türk ve aynı zamanda Arapça konuşabilen ve bu konuda uzman olan ben olduğum için hep bunu talep bu üzerine oluyor.
Hani eğitim olsun ya da yapma olsun, hani sorular olsun. Çünkü herkes bilgi toplamak istiyor bu konu üzerine. Çünkü hala o konuda çok eksiklik var orada. Evet. Öyleyse siz de burada bu eğitimleri devam ettiriyorsunuz. Ne kadar güzel. Bir anlamda bu da sağlık turizmi gibi eğitim turizmi olmuş. Eğitim turizmi oldu ve şöyle bir şey var. Eğitimden çok workshop dersek daha mantıklı. Çünkü eğitim dediğiniz yani bir 6 ay, bir yıl gibi eğitim süreci olması gerekiyor. Evet. Ama aslında bunlar workshop. Şöyle bir şey, Arap ülkelerinden gelen öğrenciler ya da benden talep üzerine Arabistan'a gittiğimde bu eğitimi de istiyorlar. Yani sadece Türkiye'de olan bir durum değil. Değil. Yani talep üzerine bile yurt dışına bile gidiyorum Arap ülkelerine. Ve benim şöyle diyeyim, ilk eğitim aldığımda Türkiye'ye geldiğimde benim Türkçem bana yetiyordu. Çünkü hayatım boyunca ben İngilizce ve Arapça eğitimi aldım. Hiç Türkçe eğitimi almadım. Sadece evde Türkçe konuşuyorduk. Ve direkt böyle güzellik uzmanı bunlara girdiğimde Türkçem yoktu. Ve orada anatomi, işte bilmem vesaire onlar. Çok sıkıntı yaşıyordum. İlk okuldaki gibi çocuklar gibi böyle harf ekleyerek ben sınavlara giriyordum. Sonra zamanla bu kitapların hepsini Arapçaya çevirdim. Arapçaya çevirdikten sonra da hani benim elimdeki bilgiler milli eğitime bağlı olduğu için daha çok güvenilir oldu. Hani zaten kızın aldığı eğitim milli eğitime ait Doğru. ve bunun verdiği bilgiler de böyle dışarıdan toplanmış bir bilgi değil. Hani onay verilmiş ve sağlık üzerine de doğru bilgileri veriyor. Evet. Peki, biraz önce konuşmuştuk ya işinizin zorlukları ve keyifli yanları. Neler? İşte zorluk anları. Şöyle bir şey. Dedim ya hani özellikle Arap kültürlere hizmet verdiğim için ben biraz sade. Mesela benim yaptığım şu anki makyaj diyelim ki Avrupa kültürüne de Türk kültürüne ağır bir makyaj sayılır. Mesela. Ama Arapları bildiğiniz çok hafif bir makyaj yapmışım gibi düşünün. O kadar. Yani bunu ben mesela anlatırken hani aslında makyaj dediğin temeli böyle olur. Böyle hayır niye sen eyeliner'ı abartmıyorsun, onu abartmıyorsun ve bunu ben anlatırken çok sıkıntı yaşıyorum. Özellikle workshoplarda ki diyorlar ki niye bize stil işte müfredattan profesyonel make-up ya da kalıcı makyaj yapmıyorsun? Yapamam çünkü müfredatımda yok. Ya ben size yanlış bir workshop veremem ya da eğitim veremem. Ve hala çünkü özellikle bu konularda açıklık olduğu için inanın galiba bu 10 yıl, 20 yılda devam edecek. Bu bitmeyecek yani. Bilecek, evet. Çünkü orada bir eksiklik var. O ülke tarafından, o kültür tarafından dolmadığı sürece ben tek başıma dolduramam. Evet. Ama bu arada makyajınız muazzam. Teşekkür ederim. Çok ama çok güzel. Hem ekranda çok güzel duruyor. Teşekkür ederim. Ekran makyajınızı yemiyor. Teşekkür ederim. Ve gözünüze o kadar uygun bir kirpik, o kadar uygun bir makyaj, eyeliner. Çok hoş. Teşekkür Gerçekten çok ederim. hoş. Bu da işte bir profesyonellik, değil mi? Evet. Bir de şöyle bir şey var. Görselde gördüğünüz gibi aynı zamanda ben yağlı tablolar çok çalıştığım için yüze de profesyonel çizim makyajı da yapıyorum. Ve ben onu yaparken mesela bildiğiniz oval gibi böyle tablo gibi düşünüyorum. Öyle hazırlayıp normal makyajlarla resim çıkartıyorum mesela. Çok güzel. O Çok beni güzel. de mesela hep söylüyorum hani diyorlar ünlü bir zaten güzellik uzmanı oldun Arabistan'da. Ama hala makyajda uğraşman sanki biraz kuaför işi gibi değil mi? Hani bu senin değerinden azaltmıyor mu? Ben de diyorum ki aslında bu bir sanat. Bunu herkes yapabilseydi şu an ben bu kadar zorluk çekmezdim. Bir hayal ettiğim çizimi yüzüme çizmek çok zor bir şey. Çok, çok. Hiç kolay değil. Peki keyif aldığınız yanları neler mesleğinizin? Bir kadına kendini güvenini kazandırdığın an. Bu bana o kadar keyif veriyor ki hani bir kaş bile bir insanın psikolojisini değiştirebiliyor. Çok doğru. Güvenini kendini yeniden kazandırabiliyor. Kendine böyle güvenip de daha böyle ağır çıkması o anki benim keyfime hiçbir şey de yenemez. Evet. Yani çektiğim sıkıntılara değiyor yani.
Evet. Çünkü orada bir insanın hayatını değiştiriyorsunuz. Doğru, çok doğru. Gerçekten de öyle. Peki sizce başarı nedir? Başarı. Benim için başarı iki şeydir. Birincisi, sevdiğim mesleği meslek haline getirmek. Hani oradan para kazanmak. Çünkü ben mesela Arabistan'da güzellik sektöründe pazarlama müdürü olarak yıllardır çalıştım ama işletme bitirdim ve hiç mutlu değildim. Ve ilk fırsat buraya geldiğinde benim çok böyle daha çok büyük ticaretler yapma imkanım varken, özellikle hem Arap kültürünü çok iyi bilmeme hem Türk kültürünü çok iyi bilmeme rağmen, iki dili de, bir de İngilizce var. Çok güzel şeyler yapmama rağmen şey diyorlardı, hani güzellik bildiğin çok basit bir şey. Ben de hedefi olarak önüme koydum. Hayır, ben para kazanacaksam, iş yapacaksam bunun üzerinden yapacağım. Çünkü yaptığım zaman keyif almak istiyorum, aşkla yapmak istiyorum. Bıkmak istemiyorum. 10 yıl sonra da bıkmak istemiyorum, 20 yıl sonra da. Çünkü sevdiğim bir şey. Ve bunu başardığımı düşünüyorum. İkinci şey de şartlara rağmen, zorluklara rağmen, insanlara rağmen hiçbir şeyi kırmadan her şeyi başarmak. Bu çok zor bir şey. Evet. Çünkü çok zor kültürden geliyoruz bazen. Yani bunu ben mesela sadece Arap kültürleri olarak düşünüyordum ama Türkiye'ye geldiğimde de fark ettim ki hala burada da var. Ve bunları bahane edip de bir şeyi başarmamak bence bir mazeret değil bir kadın için. Yapmak istediği zaman yeter ki istesin, yapar. Yapar. Çok doğru. Peki bugüne kadar en büyük başarınız neydi diye sorsak size? Türkiye'ye ilk geldiğimde bir yaşta kızım vardı o zamanlar. Yani şu an 5 yaşında. Allah bağışlasın. Amin. Herkes bana demişti ki sen Arap ülkelerinde büyüdün ve oradaki şartları burada bulamazsın. Çünkü sonuçta refah bir hayat yaşadın orada. Burada yani onu bulamazsın, sen geri dönersin demişlerdi. Çünkü sistem bilmiyorum. Burada devletin sistemini bilmiyorum. İnsanlar nasıl çalışıyor, ne yapıyor, hiçbir şey bilmiyordum. Ve benim için bir çocukla çok zor olmuştu. Yani hem annelik yapmak, hem iş hayatına atılmak, hem evet Türk'üm ama sanki ülkemle yeni tanışıyormuş gibi bir yerlere başarmak benim için çok zordu. Büyük başarı ama gerçekten çok büyük bir başarı. Teşekkür ederim. Sizi en çok ne motive ediyor? Beni en çok ne motive ediyor? Bütün öğrencilerin mutlu çıkması ve cidden bu eğitimi verirken öğrencilerime de hep diyorum ben, benim için maddi anlamda önemi yok bu konunun. Yani eğitim alırken alamadıysan, yeterli bulmadıysan iki kere de tekrar ederim, üç kere de, dört kere de. Ekstra ben sana ders de veririm. Yeter ki bu eğitimi aldığın zaman Esma olarak diyorlar, Asma değil. Yani Arap ülkelerinde Asma olarak ismim geçiyor. Türkiye'de Esma hocadan aldım bu eğitimi sonuçta. Çünkü ben çok çaba gösterdim bu eğitimi, bu kitapları çevirirken. Sonuçta 6 uzmanlık kitabı çevirdim. Bu benim için çok zordu. Ve onları aynı birebir, yani o eğitimi verdiğim zaman, onlar aldığı zaman ben çok mutlu oluyorum. Son olarak sizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? Bu pandemi sürecinde herkes dedi ki, yani mesela şöyle diyeyim, herkes iş hayatı olsun, genel olsun her şey biraz sıkıntı yaşamaya başladı. Ben pandemi sürecinde mesela kendimi yeniden yarattım. Pandemi sürecinde herkese online üzerinden ücretsiz eğitim veriyordum, workshop veriyordum. Ve oradan mesela bir sürü kadın hayatını el attım ben. Arap ülkelerinde bile pandemi sürecinden sonra iş hayatına atılan kadınlar da oldu benim eğitimimi aldıktan sonra. Ve şunu demek istiyorum, hiçbir zaman ne ülke, ne bir iş, ne bir mazeret, ne bir hastalık ya da diyelim ki ne hiçbir dönem bir insanın isteklerini ve başarılarını önünü kesemez. Yeter ki yapmak istesin, o fırsatları zaten kendisi buluyor, kendisi yaratıyor. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için, bu keyifli sohbet için ve çok güzel bilgiler aktardığınız için. Tekrar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizinle tanıştığıma çok memnun oldum bu arada. Sağ olun.
Evet sevgili İşkolik izleyicileri, güzellik uzmanı Sayın Asma Özbek konuğumuz oldu. Hoşçakalın.